Ya oyuncunun sarı kartı görmesi hafiften kırmızı karta da dönebilir. Gördükten sonra ikinciyi görebilmek adına çabalaması, çok net söylüyorum çabalaması. Arkadaşlarının 3-4 kişinin birden tutmaya çalışması, Atıf Şeyşun'un Mesut Bakkal'a bu oyuncuyu değiştir yoksa atılacak demesi, oyuncunun sakinleşmeyip hem faul yapması hem de gidip ortada faul yok yumurta yokken ikinci sarı kartı görmesi. Ne kadar serzenişte bulunursa bulunsun Erzurumspor tarafı haklı. Ne kadar bulunursa bulunsun. Şaibe altında bıraktın herkesi ya. Son derecede maçın içerisinde bir gerginlik, kendisine atılmış bir tekme, herhangi bir şekilde sinirlenmesini gerektirecek bir durum falan yok. Ayrıca öyle bir durumdalar ki hani Kayserispor, Erzurumspor erken final gibi alt taraf için. Şimdi Yani. bana hiç kimse Akalın yaptığı işi bir mantık çerçevesine oturtturamaz. O takımlarda da oynamış biriyim ben. Yani çok dua etsin. 14 yabancılı bir sistem var. Farklı milletlerden soyunma odasında çok insan var. Bizim oynadığımız takımlarda samimi söylüyorum çok dayak yer. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an elimde telefon ve net bir şekilde izledim. Normal değil yaptıkları. Değil ya. İki takımı da Erman'ın dediği gibi töhmet altında bırakıyorsun. Bak bir faul yapmış, bilerek gidiyor sol ayağına tekme atmış resmen vole topa vurur gibi. Net sarı kart zaten belki kırmızı bile verilir. Onun ardından halen ısrar ediyor, üzerine gidiyor oyuncunun itirazlar. Bütün Erzurumsporlu oyuncular sakinleştirmeye çalışıyor. Halen sakinleştirmiyor, ikinci sarı kartı yiyor, eksik bırakıyor. Bak Kırmızıdan sonra sakinleştin ya. seyirci olsa o stattan çıkamaz ha bu oyuncu. Bu yaptıklarıyla. Enteresan. Resmen bilerek kırmızı kart görüyor gibi bir şimdi ya şu an izledim şok Müjdat oldu. kırmızıyı gördükten sonra sanki o çıldıran Hiçbir şey oyuncu da o yokmuş değil. gibi bir de çıkıyor. Yani bir anda da gayet rahat gördü, rahatladı ve çıktı. Şimdi bak bizim olduğumuz takımda olacak mesela. Eski Erman da nerelerde kaptanlarla. oynadı? Eski kaptanlar, o papaz dediğimiz abiler olacak. Ya dua etsin yoklar yani. Şimdi tabii Hani iki camiada açıklama tabii canım. üstüne açıklama yapıyor dediğiniz gibi. Yoruyorsun ya camiaları. Bunlar ligde kalmak için uğraşan camialar. Senin bir tane böyle kendini bilmez bir hareketin yüzünden iki camiada töhmet altında. Yok mahkemelik olacak, o olacak, bu olacak. Bununla mı uğraşacaklar? Ligde kalmaya can atıyor herkes. Gerçekten enteresan Can bir. Avli ile savaşıyor Erzurumspor. Mesut Hoca geldiğinden beri puan topluyor, galibiyet geliyor. Ya bu nedir? Yani Zaten gündemimize, kadro dışı bıraktılar evet, herhalde. gündemimize kaos yokmuş gibi bir de böyle bir şey ekleniyor Türk Ya futboluna. Müjdat, Erzurum şokum son yani. açıklamayı yap zaten kadro dışı bırakılacağına Evet, dair açıklamayla başladı. çok gergin olabilir bu tip maçlar biliyor musun? Özellikle seyirci olsa Evet. çok gergin olabilir. Ama saha içerisinde oyuncular son derece sükunetini koruyordu maçın içinde.